Rus ve Ukrayna ordusu arasında Kiev'in girişinde çarpışmalar devam ediyor. Osman Terkan'la Cumhurbaşkanı bombardıman altındaki Buça'dan kaçan sivilleri de görüntülediler. O bölgede de görev yapan bir kadın, tek bir kadın asker vardı. Onunla da röportaj yaptılar. Kiev'in kuzeybatısında çarpışmaların yoğunlaştığı yer Buça'da Ukraynalı kadın askerler de savaşıyor. Alona isimli asker de 6 yıldır orduda. 2014'ten 2016'ya kadar gönüllü askerlik yaptım. 2016'dan sonra orduya girdim. Direnişi organize edenlerden biriyim. Sivilleri topluyorum, askerleri organize ediyorum. Direnişin organizatörlerindenim. Asker olarak savaşıyorum. Cephede savaşan Ukraynalı askerin aklı çocuklarında. Eşi de Ukrayna ordusunda üst düzey bir komutan. 4 çocuk annesiyim. İkizlerim var. Bir küçük kızım ve bir küçük oğlum var. Küçük kızım 2 yaşında. Çocuklarım güvenli yerde. Eşim Ukrayna'nın kahramanlarından biri. Her şeyi kontrol edenlerden biri. O da ordudan ve Ukrayna'da bilinen komutanlardan biri. Savaş nedeniyle Kiev'in kuzeyindeki şehirler, kasabalar bombardımanla yerle bir oldu. O bölgelerden kaçış sürüyor. Çatışmalar yoğunlaşınca bakın insani göçte hızlandı. Şu anda Buca'dan hızlı bir kaçış var. Çocuklar, yaşlılar, burada oturan kadınlar, erkekler, herkes şu anda Buca'yı terk ediyor. Ve tabii normalde araçlarıyla çıkabilirlerdi ancak bu mümkün değil çünkü köprüler yıkıldı. Bu yoldan yıkılan köprülerin yanından yürüyerek Buçalılar Kiev'e ulaşmaya çalışıyor ama önlerinde hem zorlu hem de uzun bir yol var. Bakın vurulan köprülerden biri. Bir araç artık kullanılamaz halde. Bakın görüyorsunuz. Hala çatışmalar var. Hala karşılıklı top atışları. İşte bakın insanlar için idareten konulmuş, hazırlanmış köprüler. Burası İrpin Nehri. İrpin Nehri'nin üzerinden araçlarla geçilemiyor. İnsanlar da mecburen yürüyerek geçiyorlar buradan. Şehrin içinde çatışma var. Tabii orada bu çatışmaya katılan Ukrayna askerlerine de sürekli olarak yiyecek yardımı gidiyor. Cephe hattına Ukraynalı gönüllüler yiyecek taşıyorlar.